Geldik şimdi arkadaşlar ikinci derece fiyat ayrımcılığına. Geçtiğimiz derste birinci derece fiyat ayrımcılığından bahsetmiştik. Tam fiyat ayrımcılığı, mükemmel fiyat ayrımcılığı da deniyor buna demiştik. İkinci derece fiyat ayrımcılığında ise bu sefer farklı şeylerden bahsediyor olacağız. İkinci derece fiyat ayrımcılığını üç kategoriye ayıracağız, tamam mı? Birinci kategoriye ne diyeceğiz? Unuttum, ne diyorduk? İsmi neydi? Durun. Birincinin ismi neydi lan? Ha, two part pricing diyeceğiz. Two part pricing diyeceğiz. Tamam mı? İkincisine time in sales diyeceğiz. Tamam mı? Üçüncüsüne de log pricing diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi İngilizceler bu şekilde, Türkçelerini de bahsediyor olacağım. Tamam mı? Şimdi two part pricing ile başlayalım. Tamam mı? Two part pricing dediğimiz şey arkadaşlar iki kısım fiyatlandırma demek oluyor. Tamam mı? İki kısım fiyatlandırmadan kastımız şu. Ha, ondan önce ikinci derece fiyatlandırmanın genel duruşunu bir söyleyelim. İkinci dereceden fiyat ayrımcılığında arkadaşlar bizim monopolümüz aynı ürünü aynı tüketiciye farklı fiyatlardan satıyor. Tamam mı? İkinci derece fiyat ayrımcılığında hep bu üç modelde de hep aynı şeyi göreceğiz. Aynı ürünü aynı tüketiciye farklı fiyatlardan satıyor olacak. Üçüncü derece fiyat ayrımcılığında aynı ürünü farklı tüketici gruplarına farklı fiyatlardan satıyor olacak. Tamam mı? Birincide ise aynı ürünü farklı tüketicilere farklı fiyattan satıyordu. Tüketici grubu değildi onlar. Tüketici tek tek hepsi ayrı tüketiciydi. Şimdi ikincide ise aynı ürünü aynı tüketiciye farklı miktarlarda alırsa farklı fiyatlardan satıyor olacak. Az önceki dersimizde mesela bahsetmiştik. İşte bir ürün bir tane alıyorsa ikinci ürünü %50 indirimle al diyor ya mesela. O tarz şeyler ikinci derece fiyat ayrımcılığına girmiş oluyor ama sadece o şekilde olmuyor. Üç şekilde özetleyebiliriz bunları, tamam mı? Birincisi two part pricing diyeceğiz. Bunun anlamı iki aşamalı fiyatlandırma. Tamam mı? İki aşamalı fiyatlandırmayı daha önce Hamza'nın dersin başında söylediği örnekle hatırlayabiliriz. Yani gelir etkisi ve ikame etkisi dersimizde bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Amerika'da işte bazı toptancı mağazalarında böyle bir uygulama var diye size söylemiştim. Türkiye'de de vardı böyle uygulamalar. Ne oluyordu? Mesela toptancı diyor ki işte diyor ben diyor ucuza satıyorum ama diyor benim diyor mağazama girebilmen için ve o ucuz fiyatlara erişebilmen için diyor bir giriş ücreti ödemen lazım diyor. Tamam mı? Şimdi giriş ücreti ödersen düşük fiyatlı ürünler alıyorsun. İstediğin kadar alıyorsun. Tamam mı? Dolayısıyla two part pricing de bu şekilde bir önden bir ödeme oluyor. Sonra daha bir de ne alırsan onu ödüyorsun. Önden bir ödeme ödüyorsun. Sonra bir de ne alırsan onun fiyatını ödüyorsun. İki aşamalı bir fiyatlandırma sistemi var yani. Böyle olunca da ortalama fiyatın senin ne kadar aldığına bağlı olarak değişiyor. Mesela 100 lira ödeme yaptın, giriş ücreti ödedin ve tanesi 10 liradan 100 lira giriş ücreti ödedikten sonra tanesi 10 liradan 20 tane ürün aldığında 100 lira giriş ücretini verdikten sonra 200 lira da ürünün kendisine veriyorsun. 300 lira cebinden çıkmış oluyor ya. 20 tane aldığın için tanesi 15 liraya geliyor. Ama tanesi 10 liradan 20 tane almak yerine 50 tane alsaydın 500 lira ürünün kendisine verecektin. 100 lira da giriş ücreti verecektin. 600 liraya bu 50 ürünü almış olacaktın. Tanesi 12 liraya gelmiş olacaktı. Tamam mı? Ne oldu? Ürünün miktarını değiştirdikçe ödediğin ortalama fiyat da değişmiş oldu. İki farklı fiyatlandırma stratejisi olduğu için two part pricing'den kastımız bu arkadaşlar. Tamam mı?
Bununla ilgili işlemler çok böyle artık hani ikinci sınıf öğrencisinin de zorlanacağı işlemler olduğu için anlatmayacağım. Two part pricing'in sayısal işlemlerine girmeyeceğim. Yüksek lisans doktora seviyesinde benden iktisat dersi alırsanız büyük ihtimal orada bahsedebiliriz. Tamam mı? Ancak diğerlerine geçebiliriz. Şimdi ikincisinde ne dedik? Tie-in sales dedik. Tamam mı? Tie-in sales'da bu sefer düğümlenmiş satışlar gibi bir anlamı var bunun. Tie-in, düğümlenmiş demek. Düğümlenmiş satışlar gibi bir anlamı var. Düğümlenmiş satışlardan kastımız şu arkadaşlar. Mesela bazı firmalar bazı ürünlerini satarken, tamam mı? İşte bunu alırsan bu da yanında birlikte satılıyor. Ayrı ayrı satılmıyor. Tamam mı? Birbirine düğümlemiş yani onları birlikte satıyor. Bu gibi örnekler görüyor muyuz şu anda birçok yerde? Görüyoruz değil mi? Kola bardak hocam. Ha? Kola bardak. 2,5 litre kola alıyorsun yanına bardak veriyor. Yani öyle de oluyor evet doğru ama yani bunu adam mesela iki ürününü de üretip de satmak için yapıyor. Orada bardağı üreten kolanın kendisi mi bilmiyorum da. Onu promosyon amaçlı mı kullanıyor bilmiyorum da. Çünkü promosyonla bunu karıştırmayalım diye söylüyorum. Promosyonda mesela hani diğer Pepsi ile veya başka rakipleriyle yarışmak için oraya o promosyon bardağı koymuş olabilir. Onu tam böyle tie-in sales diyemeyebiliriz. Burada söylediğim şey iki ürünü de aynı şirket üretiyor. İki ürünü de satma işlemini yaparken tamam mı? Bunları ayrı ayrı satabilirdi. Ama birlikte satmak daha karlı olduğu için, ona daha çok kar getirdiği için birlikte satıyor. Ayrı ayrı satmıyor. Ama istese ayrı ayrı satabilirdi. Ayrı ayrı satsaydı daha düşük kar elde edecekti. O yüzden birlikte satıyor. Birini aldın mı diğerini de almak zorundasın. Buna en güzel örnek ve en çok verilen örnek Windows işletim sistemi, Office gibi programlar, bilgisayar alan herkese beraber satılıyor değil mi? Sen şimdi mesela bir bilgisayar aldığında içinde Office kurulu oluyor mu? Oluyor. Windows kurulu oluyor mu? Oluyor. Başka zaman mesela Office almak istesen veya Windows almak istesen onu gidip ayrı fiyattan alman gerekiyor. Ayrı da satılıyor sonuçta Windows işletim sistemi. Ama ilk bilgisayarı aldığında içinde yüklenmiş bir şekilde satılıyor değil mi? Neden böyle yapıyor Microsoft bunu? Çünkü bakmış adamlar hesaplamışlar Windows'u ayrı ve Windows'suz bilgisayarı ayrı satmanın onlara getireceği kar bu ikisini birlikte satmanın onlara getireceği kardan daha düşük. Hocam aynı değil. Mesela atıyorum bilgisayar 2000 lira olsun Windows'suz, tamam mı? Bilgisayarı tek başına Windows'suz satsaydı 2000 liraya satacaktı olsun misal. Windows'u da 500 liraya satacaktı olsun, tamam mı? 2000 liraya ve 500 liraya ikisini ayrı ayrı satacaktıysa bu adam 2500 liraya ikisini birlikte sattığında değişen ne var? Yani ortada bir sihir mi var? İkisini birlikte de 2500'e satıyor. Yani 2600'e, 2700'e de satmıyor. Aynı ikisinin toplam fiyatı neyse ona satıyor. 2500'e satıyor. Ama birlikte satıyor. Nasıl bu karlılık değişiyor bu durumda? İşte şimdi onu görelim. Bakın şimdi kitabı olan arkadaşlar kitaptaki grafikten takip edebilirler. Kitaptaki grafiği göstereceğim şimdi ekrandan size. Tahtaya çizmeyeyim şimdi. Uğraşmayalım. Görebiliyor musunuz ekranı? Görünüyor hocam. Tamam. Şimdi bakın burada bilgisayar burada Office demişim. Windows yerine Office demişim fark etmez. 2000 liraya bilgisayarı Office'siz ya da Windows'suz 2000 liraya satmak istiyor. Windows'u da 500 liraya satmak istiyor ya da Office'i 500 liraya satmak istiyor. Böyle satarsa 2500 lira bir tüketiciden alabilir. Hem Windows'u pardon hem ofise hem bilgisayarı almak isteyen tüketiciye ikisini toplam 2500'e satmış oluyor. Ama böyle yapmaktansa bilgisayarın içerisine ofisi yükleyip bilgisayarı ofisiyle birlikte 2500'e satmayı tercih ediyor. Aldığı miktar aynı ama karlılığı değişiyor. Neden? Şöyle oluyor. Şimdi mesela burada 4 farklı kişi örneği vermişim. Tamam mı? Bu kişilerin bilgisayara ve ofis programlarına ihtiyaçları farklı farklı. Tamam mı? Yani birisi ofis programına daha çok ihtiyaç duyarken diğeri bilgisayara daha çok ihtiyaç duyuyor. Adam oyun oynayacaktır. Ofisle bir işi yoktur misal. Sedat dediğimiz arkadaş.
bilgisayara 2200 bile veririm, oyun benim için önemli diyor ama ofise 300 liradan fazla veresim yok diyor. Öyle ofiste bir işim yok diyor. Şimdi bu fiyatlar mesela o kişilerin bu ürünlere vermeye razı oldukları en yüksek fiyatlar olsun. Bilgisayara 2200 vermeye razıyken 300 de ofise vermeye razı. Dolayısıyla sen Sedat'a bu bilgisayarı 2000 liraya satmak istesen ofissiz, Sedat havada karada uça uça alır. Değil mi? Ama ofisi gel 500'e al desen alır mı Sedat? Almaz. Aynı şekilde Doğukan 1900 bilgisayara vermek istiyor, 400 ofise vermek istiyor. Ayrı ayrı sattığında hiçbirini almıyor. Gamze'ye baktığımızda bilgisayar 1800, ofis 700 ise ayrı ayrı satarsan Gamze sadece ofise alıyor. Şevval ise sadece hem bilgisayar hem ofise alıyor. 2000 ve 500'müş. Tamam mı? Şimdi şöyle hesaplayalım. Hesabımızı bir de şu şekilde hesaplayalım. Bu şirket bu 4 kişiye bu ürünleri ayrı ayrı satsaydı kimler bilgisayar, kimler ofis programı alacaktı, ona bakalım. Ayrı ayrı satsaydı sadece Sedat ve Şevval 2000'ler lira verip bilgisayar alacaktı, değil mi? İkisi 2000'den fazla vermek istiyor. Dolayısıyla 4000 lira bilgisayardan kazanacaktı ayrı ayrı satsaydı. Ofisten kaç kazanacaktı ona bakalım. 500 ve yukarı vermek isteyenler sadece Gamze ve Şevval. Ve böyle olunca sadece Gamze ile Şevval'e satıyor. Bunlardan da 1200 topluyor. 4000 buradan topladı. Pardon, 1000 topluyor. 1200 değil. 700 vermiyor çünkü Gamze. 500 veriyor. 4000 burada topladı. 1000 de burada topladı. 5000 lira topladı şirket. Ayrı ayrı satsaydı. Şimdi birlikte satarsa, ikisini birleştirdi, bilgisayarın içerisinde ofis programını koydu ve bilgisayarın fiyatını 2500 lira dediğinde, bilgisayarın fiyatını 2500 lira dediğinde Gamze'nin, Sedat'ın ve Şevval'in bilgisayarla ofis programına toplamda vermek istedikleri fiyatlar hep 2500 olduğu için sadece Doğukan bu ürünü almayacak, diğer üçü alacak. Diğer üçü aldığında da hepsini birden almış olacak ve 3 kere 2500, 7500 lira toplamış olacak şirket. Öncekinde kaç topladı? 5000 topladı. Okey? Okey. Gördük mü aradaki sihri? Evet. Gördük. Güzel. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar tie-in sales dediğimiz olayda şirketler bazı ürünlerini birbirlerine böyle düğümleyerekten daha yüksek gelir, kar elde edebiliyorlar. Bu da ikinci derece fiyat ayrımcılığına bir örnek. Gelelim ikinci derece fiyat ayrımcılığına üçüncü örneğimiz blok fiyatlandırması. Arkadaşlar. Yani block pricing dedik ya tahtada. Block fiyatlandırmasını nasıl yapacağız? Ekran göstermeyi durdurayım. Onun işlemlerini tahtada yapacağım. İlk ikisindeki işlemler çok zor değil. İlkinde zaten işlem yapmadık. İkincisindeki işlem de mantık zaten. Mantığını gösterdim. Üçüncüsünde işlem yapacağız arkadaşlar. Block pricing'deki hikaye şu. Block pricing'de arkadaşlar bizim monopol firmamız ürünün belli bir miktarını bir fiyattan satıyor, tamam mı? O miktardan daha fazlasını belli bir fiyattan satıyor, ayrı bir fiyattan satıyor. Daha da fazla satmak isterse üçüncü bir blok oluşturup onu da ayrı fiyattan satacak. Mesela su faturalarında bunu çok görürüz, değil mi? Hiç su faturanıza dikkat ettiniz mi? Bak tabii kendiniz edemediğiniz için dikkat etmemiş olabilirsiniz de arkadaşlar. Su faturalarında şöyle bir fiyatlandırma vardır. Block pricing denir ona da. Sen mesela Bursa'daki rakamlara göre konuşacak olursak, yanlış bilmiyorsam, ben de bakmayalı bayağı oldu, değiştiyse son dönemde bilemeyeceğim. 12 tona kadar harcadığın suya belli bir miktar ödüyorsun tonuna, tamam mı? Eğer ki toplam harcadığın su miktarı 12 tonu geçerse, o zaman 12 tonu geçen miktara ayrı fiyat ödüyorsun. Yani misal 12 tona kadar harcadığın her bir ton başına atıyorum 10 lira ödüyorduysan, tamam mı? 13. 14. 15. tonları harcarsan eğer 12'den sonraki o her bir tona 10 lira değil de belki 12 lira ödüyorsun, belki 20 lira ödüyorsun, kaç liraysa artık. Tamam mı? Yani bu şekilde bir bloklandırma var fiyatlandırmada. Tamam mı? Yani şirket
bir üretim, bir satış miktarına kadar bir fiyattan satıyor ürünü. O satış miktarından sonra ise başka bir fiyattan satıyor. Monopol böyle bir şey yapmak istese hangi fiyatta bloğu belirlemek isteyecek ve o bloktan sonraki fiyatı nasıl belirlemek isteyecek? Onu tartışacağız şimdi. Bunu iyi dinleyelim. Çok enteresan bir çözümü var çünkü. Bu çözümü iyice anlamaya çalışalım. Takip edip de anlamadığımız yer olursa mutlaka soralım. Tamam mı? Şimdi bizim monopolümüzün fiyat fonksiyonu, şunları sileyim. Fiyat fonksiyonu P eşittir 20 eksi Q demişiz yine. Az öncekiyle aynı. MC'miz de 2 artı Q olmuş. Tamam mı? Az önce bunu çözmüştük. Ne bulmuştuk? Q'yu 6, P'yi de 14 bulmuştuk. Hatırlıyorsanız şurası D, şurası MC. 2 de kesiyor demiştik. Şurası 20 demiştik. Şurası MR demiştik. Şunu biraz içeriden kes yapayım da. Of. Baştan çizeyim gerçekten. Biraz büyük çizmem gerekecek çünkü. Şöyle yapayım. Şurası Q, şurası P. Şurası P olsun. Şurası MC. Şurası MR. Şurasını kaç bulmuştuk? Az önce ilk durumda Q1'i 6 bulduk. Şurayı da 14 bulmuştuk. Az önceki işlemi hatırlayın. Aynı örnek. Çünkü buradan ne yapmıştık? P eşittir 20 eksi Q ise MR'miz kaç olmuştu? 20 eksi 2 Q idi. Bunu da MC'ye eşitlemiştik. Yani 2 artı Q'ya eşitlemiştik. Bu işlemi hatırlatıyorum şu anda. 3 Q eşittir 18. Buradan da Q eşittir 6 bulmuştuk. Oradan da P eşittir 14 bulmuştuk. Tek fiyatlandırma yapsaydı bizim firmamız 14 liradan 6 tane satmak isteyecekti. Tamam mı? Tek fiyatlandırma yapsaydı ürünü. Tek fiyatlandırma yapsaydı 14 liradan 6 tane satmak istiyordu ya. İşte monopol birinci bloğunu burada belirliyor. Yani tek fiyatlandırma yapsaydı o tek fiyatlandırma nerede oluşacaktıysa birinci bloğu orada belirliyor. Tamam mı? Birinci bloğu belirledikten sonra 6'dan daha fazla satmak isteyeceği miktar varsa eğer o miktarlar için farklı fiyat isteyecek. Tamam mı? 14 lira istemeyecek, farklı fiyat isteyecek. Ama 6'ya kadar sattığı bütün satışları 14'er liradan satacak. Okey? Şimdi 6'dan fazla satmak isterse nasıl bulacağız? Ne kadar daha fazla satmak ister ve onları da kârını maksimize edecek şekilde kaçar liradan satmak isteyecek? Onu nasıl bulacağız? Buraya iyice bakalım. Şöyle yapıyoruz. Şimdi şurası 6'dan itibaren mesela 6 tane sattı. 6'dan daha fazla ne kadar satmak istiyor sorusunu şöyle düşünebilir miyiz? Şuradaki şunu şöyle yaparsak şöyle bir üçgen gibi düşünebilir miyiz bunu? Düşünebiliriz değil mi? Yani sanki şuradaki şu üçgeni şuraya küçültmüşüz gibi değil miyiz? Değiliz. 6'ya kadar sattı. 6'dan sonra kaç daha satsam diye sorduğu yeni bir soru yeni bir grafikmiş gibi değerlendirilebilir. Bu yeni grafiğin artık y ekseni burası, x ekseni de burası mı? Y ekseni burası, x ekseni burası. 6 bu maviyle çizdiğim eksende 0'a tekabül ediyor mu? Ediyor. Tamam mı? Buraya kadar iyi miyiz? İyiyiz. Talep eğrisi bu. MC'miz de bu sefer buradan başlıyor. Şu noktadan başlıyor. Ona da dikkat ediyoruz. MC'miz de buradan başlıyor. Talep eğrimiz bu. Bu talep eğrisinin yeni marjinal gelir eğrisini çizmemiz gerekecek. Onu da şuradan başlatıp eski marjinal gelir eğrisine paralel bir şekilde çizeceğiz. Buna da MR2 diyeceğiz. Tamam mı? Neden paralel bir şekilde çizdik arkadaşlar? Çünkü talep eğrimiz, şu mavi olan talep eğrimiz eski talep eğrisiyle aynı eğime sahip. Aynı eğime sahip olduğu için MR de eski MR ile aynı eğime sahip olacak. Yani paralel olacak. Şimdi yeni MR'mizi de bu şekilde bulup, fonksiyonel olarak bulup, MR ile MC'yi eşitlediğimizde
şurada Q2 miktar ne kadarsa şu miktar Q2 diyelim şuraya, tamam mı? Çünkü sıfırdan Q2'ye kadar gidiyor. Burada Q2'nin neresi olduğuna dikkat edin. Ta şuradan şuraya kadar Q2 değil. Tamam mı? Şuradan şuraya kadar olan kısım 6 artı Q2'ye eşit. Tamam mı? Şu kısma Q2 diyorum. Q2 kadar satarsa kaç liradan satmak isteyecek? Şurası P2 fiyatı diyelim. Tamam mı? Bu fiyattan satmak isteyecek. İkinci bloğu yapmak istediğinde bunu yapmak isteyecek. Yani şu üçgeni yeni bir düzlenmiş gibi düşünün. Bu üçgende talep eğrisi bu, MR'si bu. Yeni üçgende ekstra satmak isteyeceği Q2 kadar miktar olacak. Ve bu altının üzerindeki Q2 kadarlık miktarı P2 fiyatından satmak isteyecek. Üçüncü bloklandırma yapmak isteseydi bizim firmamız, bu sefer üçüncü bloklandırmayı da şöyle düşünecek. Onu da şu üçgenmiş gibi düşünecek. Tamam mı? Görüyor musunuz? Bu sefer burası talep eğrisi, burası marjinal maliyet eğrisi. Yeni bir MR daha çizecek. Bu sefer bunun adına MR 3 diyecek. Tamam mı? MC ile MR şurada kesişti. Kesiştiği yerde şurası Q3 olacak. Tamam mı? Şurası da P3 olacak. Tamam mı? Bu şekilde ne kadar bloklandırma yapmak istiyorsa o kadar devam ettirecek. Böyle yapa 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 devam ettirecek. Tamam mı? Tamam. Q3 kadar ben bulmayacağım. Q2'yi nasıl bulduğumuzu göstereceğim. Q3, Q4, Q5 bulmak istediğinizde, daha fazla blokların fiyatlarını bulmak istediğinizde kendiniz aynı yöntemle bulabiliyor olacaksınız. Q2'yi nasıl bulacağız şimdi? Matematiksel olarak onu gösterelim. Şimdi Q2'yi neye göre bulmuştuk? Şuradaki mavi üçgene göre bulmuştuk. Mavi düzleme göre bulmuştuk. Q2 kadar ürünü P2 fiyatından satmak istiyorum. Bizim şimdi bilmemiz gereken şey ne arkadaşlar? Burada talep eğrisini bilmemiz lazım. Tamam mı? İlk talep eğrimiz buydu. Şu siyah olandı, büyük olandı ve bu bizim ana talep eğrimizdi. Mavi olan talep eğrisi ise eski talep eğrisiyle aynı eğime sahip. Değil mi? Aynı eğime sahip. Yani 20 eksi Q ile Q'yu başa alırsak Q eşittir 20 eksi P'de. Buradaki P'nin katsayısı değişmiyor. Aynı eğime sahip olduğu için. P'nin katsayısı değişiyordu hani eğim değişirse diye söylemiştim. Ta birinci sınıfın ilk derslerinde hatırlıyorsanız. Tamam mı? Yine döndük dolaştık birinci sınıf bilgilerinde. P'nin katsayısı değişmeyecek demek ki. Dolayısıyla şuradaki Q'nun da katsayısı değişmeyecek. Sadece ve sadece şuradaki 20 değişecek. Tamam mı? Peki nasıl değişecek? Onu da şöyle yazacağız. Burada P'mizi bizim şuradaki P'deki Q'yu Q1 artı Q2 olarak yazarsak, tamam mı? Q1'e birinci bloğun birinci blokta satmak istediği miktar, Q2'ye ise ikinci blokta satmak istediği miktar diyelim. Tamam mı? 3 blok olsaydı Q1 artı Q2 artı Q3 olurdu. 5 blok olsaydı Q5'e kadar giderdi. Tamam mı? Kaç blok fiyatlandırması yapmak istiyorsan Q'nun yerine Q1 artı Q2 artı Q3 artı Q4 artı Q5 gider. Tamam mı? Şimdi burada Q1, Q2'nin ne olduğunu nereden bileceğiz? Birinci bloğun fiyatını 6 liradan satmak istedi ya, Q1'imiz bizim 6'ya eşit. Şurası Q1. Şu nokta Q1. İkinci bloğun fiyatını Q2'den satmak istediğinde şu ikisi arasındaki farka Q2 diyeceğiz. Burayı sakın karıştırmayın dedim. Tamam mı? Üçüncü blok olsaydı şu ikisi arasındaki farka da Q3 diyecektik. Tamam mı? Şu ikisi arasındaki farka da. Okay? Dolayısıyla bizim Q'muz P'de Q yerine Q1 artı Q2'yi yazdığımızda şurası P eşittir 20 eksi Q1 artı Q2 olur mu? Olur. Şimdi Q1'imiz kaçmış? 6'ymış. Bunu yerine koyarsak P eşittir 20 eksi 6 artı Q2 oldu mu? Oldu. Buradan P eşittir 14 eksi, eksi değil mi? Evet. 14 eksi Q2 oldu mu? Oldu. P'miz 14 eksi Q2 ise artık şu mavi eksendeki talep eğrisinin fonksiyonunu buldum. 14 eksi Q2'ymiş. Bu fonksiyonun MR'sini bulacağım şimdi. Nasıl bulacağım? MR eşittir 14 eksi 2 Q2 olacak. Okey? Şu mavi eksenin MR'sini 14 eksi 2 Q2 olarak buldum. MC'yi biliyor muyum? Henüz bilmiyorum. Çünkü eski MC'yi biliyorum. Şu siyah olan MC'yi biliyorum. Mavi olan MC'yi bilmiyorum.
Ama gördüğün gibi MC'nin de eğimi değişmemiş. Sadece şu kısmı kaybolmuş. MC'de de şunu da yaptığım gibi aynı işlemleri yapacağım. MC'miz neydi arkadaşlar? 2 artı Q idi. Q yerine Q1 artı Q2'yi koyayım. MC eşittir 2 artı Q1 artı Q2 yazabiliyorum ben bunu. Bunu yazdıktan sonra MC'miz eşittir. Q1'miz 6 olduğu için ne oldu? 8 artı Q2 oldu mu? Oldu. Şimdi ekranı şöyle çevireyim. Bu ikisini getirelim. MR eşittir MC'den. MR eşittir MC'den. 14 eksi 2 Q. 2 eşittir. 8 artı Q2 oldu. Okey. Şimdi mavi üçgene göre kar maksimizasyonunu buluyorum. Yani mavi üçgende karımı maksimize eden noktayı buluyorum. Tamam. Buradan 3Q2 eşittir 6, Q2 eşittir 2 çıktı. Q2'nin 2 çıktığı yer neresi arkadaşlar? Şu mesafe 2. Tamam mı? Bu mesafe 2 olduğu için, şurası 2 olduğu için şurada toplam kaça çıkmış oldu? 8'e çıkmış oldu toplam. Yani bu ne demek oluyor? Monopol 6. ürüne kadar ürünün tanesine 14 lira satarken 6'dan 8. ürüne kadar sattığı ürünlerin tanesini 14 liradan değil P2 fiyatından satacak. Peki P2'yi nasıl bulacağız? Yeni talep eğrisinde şu mavi düzleme göre düşündüğümüzde yeni talep eğrisindeki Q2, yeni talep eğrisinde Q2'yi P fonksiyonuna yerine koyacağız. Yani yaptığımız işlemin aynısı. Ne yapacağız? Şuradaki P fonksiyonu, yeni talep eğrisinin P fonksiyonu 14 aksı eksi Q2. Bunda yerine koyacağız Q2'yi. Tamam mı? Koyduğumuzda P2 eşittir 14 eksi Q2, P2 eşittir 12 oldu. Gördüğünüz gibi bizim monopolimiz 6. ürüne kadar tanesini 14 liradan satacak, 7. ve 8. ürünü ise tanesini 12'şer liradan satacaktır. Okey? Okey. Q3 olsaydı onu da aynı bu şekilde bulurduk. Blok fiyatlandırmayı bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani biraz enteresan bir hesaplama yöntemi var diye o yüzden söyledim. Elimden geldiğince mantığa uygun bir şekilde anlatmaya çalıştım. Anlaşılmayan yer varsa söyleyin mutlaka. Hocam şimdi Q2 8 eksi 6 mı diyeceğiz? Ya o yüzden evet. Evet, 8 eksi 6 Q2. Aynen. Şimdi buraya kadar anlaşıldıysa üreticinin PS'sinde nasıl bir değişim yaşandı onu hesaplayalım. Eğer blok fiyatlandırma yapmasaydı bu üretici, sadece tek fiyatlandırma yapsaydı, az önce bulmuştuk. Tek fiyatlandırmada producer surplus'ımız neye eşitti? Şuradaki alana eşitti. Bunu da bulmuştuk. Şurayı kaç bulmuştuk? Şurası 2 idi. Şurası 8'di değil mi? Şurası 6 birimdi. Şurası da 6 birimdi. Şurası da 6 birimdi. PS birinci durumda kaçtı? 54 mu bulmuştuk? 36 artı 18, 54 bulmuştuk. Az önceki işlemlerimizde var. Bir önceki derste bu. Yani tek fiyatlandırma olsaydı 6 liradan satacaktı, 14 tane satacaktı. 54 liralık bir producer surplus elde edecekti. Ama blok fiyatlandırmaya gittiğinde bizim üreticimiz 6. üründen sonraki 7. ve 8. ürünü de 12'şer liradan satabilme imkanı sunduğu için tüketiciye, burada bu ürünü 14 liraya alamayan şuradaki tüketicileri de kazanmış oldu. Değil mi? Evet. 14'ü alamayıp da 12 ve üzerinde satmak almak isteyen şuradaki tüketicileri de kazanmış oldu. Buradaki tüketicileri kazandığı için producer surplus'ında bir artış yaşanacak. O artış hangi alan kadar olacak? Şuradaki alan kadar olacak. Onu da kırmızıyla çizeyim. Şuradaki alan kadar bir producer surplus artışı yaşayacağız. P2'miz 12 idi. Şu noktayı biliyoruz. Şu noktayı bulabilir miyiz? Bu noktayı da buluruz. 8'di zaten, bulmuşuz. Şurası 8. Şimdi şu noktayı bulmamız lazım. Bu alanı bulmamız için. Şu noktada nasıl bir işlem var? MR, MC'ye eşit. İkinci durumdaki MR, MC'ye eşit. Onları da şuradan çekelim. Şöyle. 14 eksi 2 Q2 eşittir 8 artı Q2'den. Buradan Q2 eşittir 2 bulmuştuk.
yukarıda bulmuştuk. Bunu MR'de ya da MC'de yerine koyarsak Q2'nin 2 olduğu yerde MC2 neye eşit? 8 artı 2 o da eşittir. 10'a eşit şu noktası 10'muş demek ki. Tamam mı? Dolayısıyla şu uzunluk 2 birim oldu. Şu uzunluk da 2 birim. Şu uzunluk da 2 birim. Şu uzunluk da 2 birim. Şimdi hesaplıyoruz. PS2 neye eşitmiş? PS2 2 çarpı 2 artı 2 çarpı 2 bölü 2. Karenin alanı artı üçgenin alanı. O da eşittir. 2 artı 1. Yok 2 artı 2. 2 artı 2'yi de artık bulabiliriz. Değil mi gençler? O da eşittir. 4 birim producer surplus'ını arttırmış oldu. Yani 54'ten 58'e çıkarmış oldu. Producer surplus'ını blok fiyatlandırmaya geçerek. Okey? Yani bilmiyorum arkadaşlar, sizi böyle heyecanlandırıyor mu bu buradaki matematik, buradaki işlemler, buradaki yani şey beni çok heyecanlandırıyor. Çok güzel şeyler, çok benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum siz anlayabiliyor musunuz yeterince, ama anlayamayabilirsiniz ilk seferde. Videoyu tekrar tekrar dinledikçe ne olup bittiğini kafanızda tahayyül etmeye başladıkça umarım daha anlaşılır olacaktır bütün işlemler. Yani bir kere anladın mı gerisi basit zaten. Okey? Şimdi tekrar bu videonun da kaydını durdurayım. Sorusu olan var mı? Sorunuz varsa sorunuzu cevaplayalım. Yoksa kaydı durduracağım. Ondan sonra şey yaparız. Üçüncü kayda başlarız.